müşavir meclisi bize başvuran hastaların neredeyse tümünde ağrı sorunu var. Omurga, eklem, yumuşak dok ağrısı. Bunlar her yaşa ait olabilir, her yaş grubuna ait hastalar olabilir ya da sporcular olabilir. Burada öncelikle doğru teşhis koymak için ağrının hangi koşullarda geliştiği, nasıl değiştiği, günlük hayatında nasıl azalıp arttığı, yani hastalık öyküsü ya da ağrı öyküsü alıyoruz. Bu yeterince detaylı olursa bize aslında teşhis açısından önemli fikir verir. Ondan sonra detaylı bir muayene ile hastaların tüme yakınına teşhis koymak mümkündür. Ancak burada teşhisin ilk bölümünü yapmış oluyoruz, bitirmiş oluyoruz. Bundan sonra bu sakatlanmanın hangi koşullarda ya da bu ağrının hangi koşullarda geliştiğine karar vermek lazım. Bunu bulmaya çalışmak lazım. Zaten kas kuvvetsizliği olduğu için mi hasta ağrılı duruma gelmiş? Zaten yaşam tarzı iyi olmadığı için, fiziksel aktivitesi düşük olduğu için, çok uzun oturduğu için ağrılı duruma gelmiş? Veya sporcuda bir takım vücudunda eksiklikler olduğu için mi ağrılı duruma gelmiş? Bunların hepsini, bu bilgileri bir araya getirerek kanıta dayalı teşhisin gerekli kitap kuralı, yapılması gereken tedavi planını yaptıktan sonra bunun devamında ağrının tekrarlamaması için gereken şeyleri de yapmak lazım.